Şimdi 5 tane öğrenciden bahsediyor. 20 günlük bir çalışma kampına girmişler. İlk gün çözdükleri soru sayıları verilmiş. Şimdi ilk gün 17, işte 55, 25 diye gidiyor. Her gün 10 artıracaklarmış. Demek ki ikinci gün Oya 27, Onur 65, Ayla 35, Belkıs 44, Tunç da 55 tane soru çözecekmiş. Sonra yine onları artıracaklarmış. Böyle ilerleyeceğiz. Eninci güne kadar gideceğiz. Böyle eninci bir gün var. Şöyle geldiğimizi düşünelim şuraya. İşte eninci gün. Şimdi eninci güne kadar şu aralıkları hesaplarsak, tabii şöyle diyor, eninci gün çözdükleri soru sayılarının toplamı 9'un katıymış. Yani buraya gelen toplamlar 9'un katı. En az kaç olur diye soruyor. Şöyle ele alabiliriz. Şu şekilde. Diyelim ki birinci gün, işte ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Şimdi her birisininki 10 artacak. Mesela Oya üzerinden ele alırsak, Oya'nın çözdüğü soru sayısı 17. 10 artacak. İşte 17 artı 10 olacak. Yine 10 artacak. 17 artı 20 olacak bu sefer. Yine 10 artacak. 17 artı 30. Yani dördüncü günde 4'ün 1 eksiği çarpı 10 kadar artmış olacak. Şu arada 3 birimlik mesafe olduğu için. Eğer biz bu şekilde eninci güne gidersek, Oya'nın çözdüğü soru sayısı 17 artı en eksi 1 çarpı 10 kadar artar. Şu dördüncü günde 4 eksi 1 3, 3 çarpı 10 30 artar. Üçüncü günde 3 eksi 1 2, 2 çarpı 10 20 artar. Bu şekilde artmış olur. Şuraları siliyorum. Demek ki şuraya gelecek olan soru sayıları şöyle hesaplanabilir. Mesela Oya'nın çözdüğü soru sayısı 17 artı eninci güne gittiğimiz için en eksi 1 çarpı 10 olacak. Her birininki bu şekilde artacak. Onur'unki işte 55 artı diye yazacağız. Bu şekilde artmış olacak. Şöyle artı 55 artı en eksi 1 çarpı 10 biçiminde artacak. Bu da Onur'unki. Her birisininki bu kadar artıyor. Burada oluşan toplam, şurada meydana gelen toplam, bir kere başlangıçta çözdükleri soru sayılarının toplamı, bunların toplamı, artı bir de fazladan çözdükleri şu soruların soru sayılarının toplamı. Bu en eksi 1 çarpı 10'lardan 5 tane olacak. Çünkü toplam 5 kişiler. Şöyle yazabiliriz. En eksi 1 çarpı 10 çarpı 5 artı bir de ilk gün çözdükleri soru sayılarının toplamı. Ama direkt toplamak zorunda değiliz. Bizim istediğimiz şey bunun 9'a bölünmesi. Bu 9'un katıymış. Şimdi 9'a bölündüğünü bildiğimiz için 9'a bölümünden kalanı getirebiliriz buraya. Doğrudan doğruya sayının toplamını hesaplamak zorunda değiliz. Sayılara bakalım. 4 artı 5, 9 yapıyor. 9'a tam bölünür. 3 artı 4, 7 kalanını verir. 2 artı 5, 7 kalanını verir. 5 artı 5, 10. 9'a bölersek 1 kalır. 1 artı 7, 8. Şunları toplayalım. 8 artı 1, 9 yapar. 9'a tam bölünüyor. 7 artı 7, 14. Ve direkt yazabiliriz. Ya da 14'ü 9'a tekrar bölebiliriz. Şimdi şu ifadeye bakalım. Burası 50 çarpı n eksi 1 artı 14'ü 9'a bölüyorum. 1 artı 4, 5. 5 kalanını verecek. Burası 9'un katı olacak. Şimdi 50 sayısını 9'a bölelim. Rakamlarını toplayabiliriz. 5 artı 0, 5 olacak. Buradan 5 kalanını verir. 5 çarpı n eksi 1 artı 5, 9'un katı olacak. Şu 5'i dağıtırız içeri doğru. 5n eksi 5 artı 5 eşittir 9'un katı. Bunlar gidiyor. Demek ki 5n 9'un katı olacak. Şimdi bu ifade 9'un katı olması için n'e vereceğimiz değerleri düşünebiliriz. Ama 5'in içerisinde 9'a bölünen bir sayı yok. Bu nedenle bizim n sayımız kesinlikle 9 olur. Ama şöyle olsaydı mesela, 3n olsaydı biz n yerine 3 değerini verebilirdik. 3 kere 3, 9 olurdu. Ama 5, 9'un hiçbir çarpanını içermediği için burada bizim n'imiz kesinlikle 9 olmak zorunda. En az 9 olacak tabii. 18 diye gidebilir, 27 vesaire diye gidebilir. N'in alabileceği en küçük değer 9 olur.